Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamis vel erbauna ba'del mi'e min kitabi Gülistan. Şeyh Sadi Şirazi'nin Gülistan kitabının 145. dersini okuyoruz. Hikayet. Ruzi bir gün. Ve cehle cuvani. Gençlik cehaletiyle bank sesimi bermader annemin üzerine zedem vurdum. Sesimi vurdum ne demek? Ona bağırdı. Dil azurde, kalbi kırık olarak, incitilmiş olarak, azurde incitilmiş. Dil azurde, yani kalp incitilmiş olarak, bekunci nişis, bir köşede neydi? Oturdu. Giryan ağlayarak, yani kalbi kırık olarak, ağlayarak bir köşede oturdu. Hemi guft, şöyle diyordu. Meger hurdi, meger umulur ki, zan edilir ki, hurdi küçüklüğünü feramuş kerdi, unutmuşsun. Küçüklüğünü unutmuşsun. Ki dirişti mikuniko, sertlik yapıyorsun. Sen küçükken, zayıfken, ben sana böyle sert davranmıyordum, sana nazını çekiyordum. Demek ki sen küçüklüğünü unutmuşsun ki, bu kadar bana sert davranıyorsun. Ruzi becehli cüvani bank ber mader zedem. Dil azurde bekunci nişist giryan hemi guft. Meger hurdi feramuş kerdi ki dirişti mikuni. Oldum olmadı. Bitti. Çi hoş guft zali beferzendi heyş. Çu dideş püleng efkenu pil ten. Ger ez ahde hurdiyet yad amedi ki beçare budi der ağuşi men. Ne kerdi derin roz bermen cefa ki tu şirin merdi ve men pireze. Çi hoş guft. Menzume diyor. Menzume mi diyor? Kıt'a da menzumedir. Kıt'a da menzumedir. Sadak kıt'anın özelliği şatırların ahiri değil, beytlerin ahiri aynı. Bakın, ten, men, zen. Çi hoş guft, ne güzel söylenmiş. Zali, yaşlı kadın, beferzendi heş. Yaşlı kadın kendi çocuğuna ne güzel söylemiş. Ne zaman söyledi? Çu dideş oğlunu gördü ki pölenk efken. Baktı ki asın kaplanı deviriyor. Ve pil ten, baktı ki teni vücudu fil gibidir. Yani çocuğunu böyle kaplanı devirecek fil gibi cüsseli görünce ona bunu söyledi. Muhammed anladın mı? Evet. Hele söyle. Çi hoş guft, ne güzel söylemiş. Zali bir kadın. Yaşlı kadın. Yaşlı kadın. Beferzendi hoy. Heş. O heş olması lazım. Kendi çocuğuna. Ne zaman söyledi? Çu dideş. Pölenk. Onu pölenk olarak, kaplan olarak gördü. Yok. Pölenk efken. Yani pölengi devirecek gördü. Yani yenecek kadar güçlü gördü. Ha. Ve pil ten. Bir de ten ceset demek. Anlıyorsun Emrullah. Pil fil, yani fil cesetli görünce ona dedi. Ger dedi, eğer ez ahde hurdiyet, eğer sen küçüklüğünün zamanından zamanını yad
Seni küçük zamanından eğer yad Ahmedi sana senin hatırına gelmiş olsaydı, yani küçüklüğün senin hatırına gelmiş olsaydı, küçüklüğünü hatırlayacak olsaydın ki bir çare ko, sen neydin o zaman? Sen çaresiz ki bir çare budi, sen çaresiz idin. Der ağuşe men benim kucağımda idin. Eğer sen bunu hatırlamış olsaydın, bakın, ger eğer ez ahde hurdiyet, kendi çocukluğun ahdinden yad Ahmedi sana yad gelmiş olsaydı, hatırına gelmiş olsaydı, yani küçüklüğünden sana bir şeyler hatırına gelmiş olsaydı, ki pi çare budi, sen çaresiz idin, der ağuşe men benim kucağımda idin. Eğer böyle olsa diyeyim, ne kerdi derin ruz, sen bugün yapmazdın, vermen cefa. Benim üzerime bu cefayı yapmazdın. Ki tu şirmerdi, sen bugün şirmersin, yani aslan gibi bir insansın. Ve men pirezden, ben de yaşlı bir kadınım. Ne kerdi derin roz, bermen cefa. Bu roz bugün yapmazın, bermen benim üzerime cefa. Ki tu şirmerdi, sen aslan bir insansın. Ve men pirezen, ben de yaşlı bir kadınım. Oldum. Demek gerez ahde hudiyet, eğer çocukluğundan sana yad amedi, çocukluğun senin hatırına gelmiş olsaydın, ko sen çaresiz idin, benim kucağımda idin. Eğer bu çocukluğun sana hatırına gelmiş olsaydın, ne kedi derin roz bermen cefa. Ki tu şirin şirmerdi ve men pirezen. Oldum olmadı. Çıxoş kuft zali beferizendi xeş, çudideş püleng efkenu piliten. Bak, püleng efken ve pilten, bu şekilde de okuyabiliriz. Ger ez ahde hurdiyet yad amedim ki beçare budi der ağuşe men. Ne kerdi derin ruz bermen cefa ki tu şirmerdi ve men pireze. Hikayet. Tuangeri behilra cimri bir zengine puseri bir çocuğu rancur bud haseydi. Yani cimri bir zenginin çocuğun ne imiş? Hastaymış. Guftend, ona dediler ki meslihat anes, meslihat budur ki ezbehri o, bu çocuğun hatırı için hetme Kur'an kuni, Kur'an'ı hatim edesin. Ne edesin? Ya bu çocuğun üzerine bir Kur'an'ı hatim edeceksin. Veya bedle kurban bahşet. Veya bezle kurban. Veyahut da bir kurbanı bezle edersin. Yani bir kurban kesersin. Eğer böyle yaparsan bahşet olur ki Huday Teala şifa der. Olabilir ki Allah Zülcelal o hatimin bereketiyle veya kurban bereketiyle bu çocuğa şifa verebilir. Cimridir ya. Zengindir, cimridir. Lahti be endişe, lahti bir miktar, be endişe, endişeyle, be endişe değil, be endişe, bir lahze endişeyle firo veya furo reft, aşağı gidi, yani başını aşağı eğdi, bir miktar düşündü. Sonra karar verdi, başını kaldırdı, ve guf dedi ki, khetmi mushaf be hudur, yani çocuğun huzurunda mushafı hatim etmek evliter, daha evladır. Niye? Ki kele, kele yani sürü demek, hayvan sürüsü demek. Çünkü sürü durest, sürü uzaktır. Cimridir gaye, bahane uyuyor. Sahib dili bişinit, bir sahib dil, bir gönül sahibi, bir veli bunu işitti. Ve guf dedi ki, hatmeş, Kur'an hatmesi, hatmi o adama
Ve illete an bu illet sebebiyle ihtiyar uftadı, ihtiyar vakı oldu. Nedir? Ki Kur'an berser-i zebaneş, çünkü Kur'an onun dilinin üstündedir. Ama vezer para der meyan-ı can, onun canın ruhunun içindedir. Onun için para vermek ona ağır gelir. Kurban kesmek ağır gelir. Demek tuvangeri bakhil ra puseri rencur bud. Bir çocuk hastaydı. Guften meslihat anes ki ez behri o khetmi Kur'an kuni. Veya bezli kurban başet ki Hudayi Teala şifa dehet. Lakti be endişe firu raft ve guft khetmi mushaf be hudur. Yani hudurda mushafı khetmetmek evliter. Niye? Ki kele dur est. Kele nedir? Sürü uzak. Sahab dili bişinid yahut da bişinid, bişinid de olur, bişinid de olur. Bişinid bunu işitti ve guft khatmeş be illeti an ihtiyar uftad ki Kur'an berser-i zeban est, dil üstü ve zer der meyane can, canın ortasındadır. Yani kendi altının sevgisi ruhunun içine işlenmiş. Bu hudur o da diyor. Yani hudurda vakı mushaf-ı şerif katetmek. Yani hastanın huzurunda mushaf-ı katetmek daha iyi. Mesnevi. Deriga gerdene taat nihaden gereş hemrah budi deste daden bedinari çu kherder gül bimanet ver elhamdu bukhahi sad bukhanet. Deriga hay deriga hayftir gerden taat taat boynunu nihaden koymak. Ne zaman gereş hemra budi deste daden. Eğer vermek eli hemrah muvafık ise taat boynunu yazık olur. Bakın deriga hayftir. Ne? Gerdene taat nihaden. Taat boynunu koymak ortaya. Bu hayftir, yazıktır. Gereş hemrah budi deste dağda. Yani i'ta elli eğer muvafık ise taat boynunu eğmek yazık olur. Yani vermek varsa taata gerek yok. Parayla halledersin. Be dinari bir dinar ile çuher merkep gibi dergül bu mane. Cimri insan bir dinar için merkep eşek gibi çamurda kalır. Yani paranın hatırı için sıkıntılara girer. Parasını verir çamurdan sıkıntıdan kendini kurtarmaz. Ama ver elhamdu bıkahi. Eğer sen ona dersen hamdi söyle, hamdi sad bıkhanet. Eğer ondan hamdi istersen, bıkhahi istersen, sad bıkhanet. 100 tane hamdi neyde? Bir yerde 100 tane hamdi söyle, parası. Ama paraya gelince merkep gibi çamurda kalır, parayı vermez. Elhamdülillah kinayı Kur'an'ı mı kastediyor? Yani parası, zikir, Kur'an, tesbihat, bu gibi şeyler parasız olduğu için bunları hemen yapar. Aşağıda da Fatiha demiş. He? Aşağıda da Fatiha demiş. Fatiha demiş. Fatiha, hamd. Eğer gotu Fatiha. Hakkici, bıkazi, evici. Terasat Fatiha. Demek burada elhamdülillah murat Fatiha suresidir. Ondan bir Fatiha istersen 100 Fatiha okur. Ama
bir dinar para gelince merkep gibi çamurda. Nasıl merkep çamurda çıkamaz? O da o para veremez, işin içine çıkamaz. Deriga gerdene taat nihaden, gereş hemrah budi deste daden. Be dinari çuher dergil bimaned, ver elhamdu bekhahi sed bekhaned. Hikayet. Piri merdina guftend. Bir yaşlı adama dediler ki, çıra zennekuni, sen niye kendine bir kadın yapmıyorsun? Niye evlenmiyorsun? Guf dedi ki, ba pire zenanem, ba pire yaşlı zenan kadın me bana, yani benim için yaşlı kadınla ülfeti ne başet? Ülfet olmaz. Yani kendim gibi, kendimden yaşlı birini getirirsem, benim ona ülfetim, samimiyetim, sevgim oluşmuyor. Guften dediler, zene cuan bıha. Zene cuan yani genç bir kadının bıha kendine iste. Çün meknet dari, eğer meknetin imkanı varsa genç bir kadınla evlen. Yaşlı şart değil. Guft o yaşlı adam dedi ki, mera ki pirem, ben ki yaşlıyım, ba pire zenanem, guft, mera ki pirem, ben ki koneyim, yaşlıyım, ba pire zenanem, yaşlı kadınla benim için ülfet ne başlar? Ülfet olmaz. Ben nasıl bir pir olarak yaşlı kadınla ülfetim olmaz? Ora ona da ki cuvan bahşet. O ki ku o da nedir? Gençdir. Ba men benimle ki pirem ku ben ku neyim pirim? Çün. O da bir çün eksiktir. Sinki var mı? Yoktur değil mi? Yok. Olması lazım. Çün nasıl dosti, dostluk suret bende, nasıl dostluk suret bağlar? Dosttan sonra çün var sana. Şu dosttan önce var mı? Yok. Dosttan önce var. Çünü dosti suret bende. Ben önce öyle olması lazım. Bu da öyle. Yani ben ku yaşlıyım, yaşlı bir kadınla ülfetim olmaz. O genç iken benim gibi yaşlı biriyle dostluk nasıl suret bağlar? Nasıl dostluk oluşur? Zor bayet. Kadınla, kadın için zor, kuvvet gereklidir. Nezer, altın lazım, yani erkeklik lazım. Şimdi burada beyt diyor bunu. Beyt. Zordan önce beyt. Evet. Zor. Olur. Aha, biz de yapalım. Zor bayet, nezer, kuvvet lazım, altın lazım değil. Ki banura, banu kadın demek. Ki banura meful alameti demek. Ki banura, banuya kadına kezeri doster, kezeri havuç, yani zekeri kastediyor. Kezeri, kiziri de okunabilir. Burada kiziri hareket etmiş. Ama kezeri daha iyi. Kezeri havuç demek dost, ter. Kadın için havuç daha dosttur. Neden? Ki dehmen, ki dehmen goşt. Men hani 10 ton et. Men bir miktar kilo birimidir. Ona şimdi bakalım kaç kilodur. Yani kadın için bir havuç, genç kadın için bir havuç 10 men etten daha evladır. Banura kadın için, genç kadın için kezeri
havuç doster daha dostur. Neden? Ki dehmen goşt. On men etten. Piri merdi ra guften çıra zen nekuni guft ba pire zenanem ülfeti nebaşe. Guften zene cuan bıha çun miknet dari. Guft mera ki pirem ba pire zenanem ülfet nebaşe. Ora ki cuan başet ba men ki pirem dosti su ba men başet ba men ki pirem çunu çunu orada vav yok değil mi nundan sonra çunu dosti suret bende bey zor bayet nezer ki ba ki banura kezeri dost ter ki dehmen goşt. Oldu. Men ne kadardır bakalım. Erba'a kilo gram. Dehmen bilmen 4 kilodur. Dehmen 40 kilo. Demek bir havuç kadın için 40 kilo etten daha iyidir. Hikayetun menzumetun. Burada duralım. Yarın da onun bir dersi okuruz. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي